Evet selamlar saygılar efendim. Ey yüzümüzü görüyoruz. Prokrovka haritasındayız. Bu haritayı en çok biliyorsunuz. Sniper ne? oyuncular sever, med tanklar sever, TD'ler sever, leoparlar sever. Fakat bu maçta E100'ün bir sniper şov yaptığını göreceğiz. Şimdi oyuncumuz Cafer. Cafer biliyorsunuz çok eskiden bir arkadaşım, benim samimi olduğum bir arkadaşım. Hatta biz ona özellikle E100 almamasını söylemiştik. Onu da başka bir videoda anlatacağım. Ama o videonun, bu videonun o konusu bu konu değil. O konu bu konu değil. Bu konu E100'ün nasıl Pro kadar snipe yaptı. Buraları hızlandırdım. Burada standart sol kanada geçecek E100. Aslında gidebileceği mantıklı yerlerden biri ama harita onun için çok kötü. Evet burada sağ geçerken bir atış yapmak istiyor ama biraz uzak ve o dağılımla, o topun dağılımıyla da de mümkün değil vurması E100'ün. E100'ün bildiğiniz gibi topunun dağılımı çok yüksek. Geç nişan alabilen bir topu var. E100'ün ön tareti de çok rahat denilebilecek bir taret. Eyüz burada pozisyonu alıyor. Cafer burada pozisyonu alıyor. Şu anda çok fazla ileri gitmesine gerek yok. Takımda bir light tankın olması da aslında Cafer için dezavantaj. Hatta komple takım için ve diğer takım için de dezavantaj. Ama işte burada benim her zaman söylediğim gibi ne oluyor arkadaşlar? Orta tanklara bu görev düşüyor. Orta tanklar takımın spot yükünü üstlenmek için ön safta yer alıyor. Cher footer. Evet bir tank daha spotlandı. Yine 703 lira 2. Cafer ona kafayı taktı. Ama bu topun dağılımıyla buradan vurması çok zor. Ama biraz sonra göreceksiniz gerçekten çok şanslı atışlar yapacak Cafer. Biraz ileri gitmeye tercih ediyor. O da sabırsız biri. Benim gibi belki de içinizdeki birçok kişi gibi sabırsız biri. Skor 4'e 1 oldu. E100 ve takımı, Cafer ve takımı kaybediyor. Çok da fazla bir şey yapacakları yok. Yapabilecek bir şeyleri yok daha doğrusu. Doğru cümle bu. Çünkü ağır tank ileri gitse çok net bir şekilde spotlanacak ve çatır çutur çok rahat bir şekilde delinecek. Ve belki de spotlanır spotlanmaz garaja gidebilecek bir durumda. Aynı şeyleri rakip takım için de söylemek istiyorum burada. Onlar da aynı şekilde çok temkinli oynuyorlar. İki takım da kör oynuyor. Cafer bu arada bir tane daha körden atış yaptı. Ama yine Evet bu arada bir tank spotlandı. Tüm takım oraya bakıyor. Emin olun Cafer de onlardan biri. İnanılmaz bir kötü dağılım ama inanılmaz bir RNG diyoruz. Cafer belki bu şanslı atışta nasıl vurduğunu o da anlayamadı. Fakat her zaman şans bizden ters tarafta karşı tarafta olmayacak. Evet bir atış daha yapacak Cafer bu nasıl bir atış? Bu nasıl bir RNG? Bu nasıl bir snipe? Cafer tüm bence RNG'li şanslarını, tüm şanslarını belki şu maçta kullanıyor. Bak geri alacağım tekrar izleyeceğiz. Dağılımı ne kadar yüksek? Atışını yapıyor. Ve 705 hasarını e veriyor. 752'ye. <laughs> ya hani gerçekten de inanılmaz şanslı atışlar gelecek Cafer'den. O da bunlardan biriydi. Devam ediyor Cafer burada snipe yapmaya. Sakin bir maç. Şu anda rahatlar fakat haritaya okuduğumuzda birazcık da haritayı okuyalım burada. Haritayı okuduğumuzda rakibin kendi atak yönünü sol tarafını bizim atak yönümüzün de sağ tarafını yarıp geçtiğini görüyoruz. Aynı zamanda haritanın bizim atak yönümüze göre orta sağ kısmını ve orta kısmını aldığını görüyoruz. Kısacası daha kısa bir şekilde anlatmak gerekirse biz haritanın sol köşesine sıkışmış durumdayız. Haritanın 6'da birlik pardon 9'da birlik bölümünde bizim takımımız. Maç devam ediyor. Cafer biraz daha geri gidiyor. O da çok büyük bir ihtimalle şunu gördü. 9'a birlik bölümde tıkandık, sıkıştık. Snap yapmaktan başka şansımız yok. Cafer yine nişanını alıyor. Vazgeçti E100'den. Yine obje 277'yi gördü. Baba nasıl bir atış bu? Nasıl bir RNG? Bir daha alacağım geriye. Bir daha alacağım. Bir daha izleyeceğiz. Evet bak pozisyonu aldı burada. E100'den vazgeçti. 277. Ya bir şey demiyorum Cafer. 719'da buna yazdı. Cafer burada gördüğü kadarı da çok fazla bir tank yok. Birazcık da ortaya bakayım dedi. Orada bir tank daha gördü. 130 PM. Onu da bir atışla garaja yolladı. Yine inanılmaz yüksekli dağılımı. 130 PM o yuvarlak çerçevenin neredeyse yarısına sığıyordu. Ama onu da vurabildi ve garaja yolladı. Tekrar geri alacağım. O atışı da göstermek istiyorum. Çok fazla geri aldın. Çok fazla gösteriyorsun diyeceksin ama yavaşlattım. Bakın tam böyle... Su 130 PM o çemberin, nişan çemberinin tam kenarında. Yani inanılmaz bir şekilde de ortaya gidiyor mermi. Tabi Cafer gayet işini iyi yapıyor. Şansının yardımıyla, RNG'nin de yardımıyla. Ama bence oyundaki, hayattaki tüm RNG'sini kullanıyor Cafer. Evet işte Kong geliyor, Super Kong. O nişanını alıyor. Sağ kanat sektirebilir. Kırmızı yeşil, kırmızı yeşil. Evet palet atıyor ve arkadaşları Super Konka 800 hasar veriyor. Ee, net değil ama zaten takım arkadaşları Super Konka garaja yolladı. Evet bir de E100'ümüz var burada. E100 yine altına nişan alacak. Cafer atışını yapıyor. Artık yeter dedi. Yeter dedi RNG. RNG yeter dedi. Bu arada inanılmaz şeyler olmaya başladı. Maçta skor 6'ya 9'a geldi. Sadece ama sadece art 110 öndeler. Can puanı olarak ve birazcık daha iyi nişan alması gerekiyordu Burada Cafer'in ve e, toplamda sadece iki tank girdiler. Sayısal avantajları çok, dezavantajları çok fazla yok ve can olarak da çok küçük bir avantajları var ya da çok az bir avantajları var diyebiliriz. Cafer yine nişanını aldı, atışını yaptı. Burada artık RNG Cafer'e yeterdi ama kötü de atsa Cafer'in attığı şeyler, mermiler paleti kırıyor ve takım arkadaşları da palete hasar verilmiş. Tankı garaja yolluyorlar. 10'a 8 oldu. Artık çok sınırda iki takımda. Cafer bir atış daha yaptı. Oo bu çok kötüydü. Bu çok kötüydü. Girmedi. İşte diğer tüm atışları da aslında böyle ıskalaması gerekiyordu. Ya da ıskalamasa bile hani hepsinin ıskalamasını beklemiyoruz ama birçoğunun ıskalamasını bekliyorduk. Bu arada rakip onları iyice sıkıştırdı gördü ama maç çoktan 10'a 10 oldu. Cafer sağdan gelen bir tanka nişan alacak. Çıkmadı tank. Bakıyor. Çık, geldi. Geri gitti vazgeçti Cafer. Sola yöneltecek anlıyor. Bu arada dediğim gibi şu anda eşitliği sağladılar. Sayısal olarak eşitlik sağlandı ve sayısal olarak 10'a 10 artı 2300 can puanı da öndeler. İnanılır gibi değil. Mouse'la snipe yapacaksınız ve takımınız 6'ya 2, 5'e 2 mağlupken maçı 10'a 10'a getireceksiniz. Gsor ileride spot yapmaya çalışıyor ama tabi orada çok tabii spot yapacak bir pozisyon olmadığını düşünüyorum ben şu an itibariyle. İlk baştan beri haritaya okuduğum için. Genellikle bu kendi hatlarında değil de orta ve base hattındalar. Yani yeşil tarafa yakın hattındalar. Ye yeşil tarafa yakın hat bölgesindeler. Haritanın bu bölgelerindeler diye düşünüyorum. Ee, evet bir tank daha gördü Cafer. Acımayacak buna da vuracak. Evet yine bakın yine yine aslında e çok kötü bir nişan. Ama hem palet hem... E Rakibe hasar verdi Cafer. 11-10 öndeler. Artık 3421 can puanı öndeler. 11 tankta öndeler. 2 artıları var. Cafer'lerin şu an için çok büyük, çok büyük bir avantajı var. İşte E100'ü gördü Cafer. Kendi akranı E100. Şöyle bir altına doğru nişan alayım, alamayayım. Tarete vurması lazım burada. Alabilir belki taret altına atması bence burada ilk tercih olmamalıydı Cafer'in. Taretine atsaydı çok daha büyük bir ihtimale, delme ihtimali vardı tabi ee, tabii altında da aslında yeşil yanıyordu. Hani şok da yanlış değil. Körden bir atış yaptı Cafer. Girdi mi girmedi mi bilmiyoruz. 3500 hasarda. Cafer tekrar gördü. Kendisi de spotlandı. Hemen tankını düzeltiyor. Yandan görüldü çünkü tank onu, rakip onu. Bu arada E100 attı ve e, 500 hasar verdi. Cafer artık burada vurması lazım. O oh, yine sekti, yine sekti. İşte iki E100'ün, iki E100'ün Prokrovka'da birbirlerinin delme çabalarını izliyoruz. Rakip E100 geliyor. Cafer Ondan önce takım arkadaşı onu garaja yolladı. Arkada tabii ki 277 vardı. O Cafer'i arkadan sardı. Hasarını verdi. Cafer neredeyse full canda artık basması gerekiyor ve o da onu yapıyor zaten. Bu arada Cafer'in olduğu bölgeye bir topçu atışı geldi. O gitmişti. Bundan etkilenmedi. Devam etmesi gerek. Bundan sonra çok kritik bir bölgedeler. Çünkü rakibin 2 artısı var. 2 artı diyorum. 2 artısı var. İki topçusu var ve bu topçular Caferler için çok 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 büyük tehlike. Evet rakip 277 Cafer'i zen Cafer vurdu. Çok güzel bir atış. Çok güzel bir atış. 277 gövdesini saklamaya çalışıyor ama topçudan da yiyor. Cafer 277'ye gidiyor. Remlemesi gerek. Remlese. Ah remleyemadı. Vuramadı. Belki de onun hiç istemedi Cafer. Fakat 277'nin de buradan tarihini delebilecek pozisyonda evet. Cafer onu da deliyor. Garaja yolluyor ve derin bir nefes alıyor. Fakat şimdi buradaki sorun nedir biliyor musunuz arkadaşlar? O 2 artı. 2 artı ve 2 artı da saklanacaktır. Benim tahminim. 2 artı saklanacaktır. Doğru olan budur ve maçı berabere bitirmek isteyeceklerdir. Süper Kong çoktan harekete geçti ve buraları hızlandırıyorum. Çünkü bir E100'ün haritanın bir başından bir başına gitmesi çok büyük zaman kaybı. Bu arada Süper Kong spotladı. Cafer vuracak mı? Kaçırdı, kaçırdı. Birazcık daha hızlı olsaydı vurabilirdi. Cafer tekrar nişanını aldı. Atışını yaptı. İşte muazzam bir E100 topunu izledik. Yan taraftaki Himestor faritasına gidiyor Cafer'in atışı. Cafer kovalayacak. Burada biraz daha azlandırıyorum. Yetişecek gibi değil. Çünkü Süperkong çok açıktan aldı. Çok açıktan aldı. Cafer artık son hamlelerini yapacak. Bir atış hakkı olacak. Hala rakip spotlanmadı. Hala rakip spotlanmadı. Cafer bir kişiyi spotladı. Bir artıyı bir topçuyu spotladı. İyi bir pozisyon alıp ona atışını yapacaktır. Ooo güzel bir atış. Son bir atış. Konk geliyor. Konk geliyor. Cafer gidiyor. GV Tiger kendini saklamaya çalışıyor. Ve son saniyeler derken maç berabere bitiyor. Maç berabere bitiyor. Gerçekten bu maçta 5047 hasar attı Cafer. 2311 destek hasarı ve 480 de zırhından sektiriyor. Şimdi hemen maç sonu skorlara dönüyoruz. Bakalım genel tablomuz neymiş? Vallahi arkadaşlar şöyle bir hata verdi upload ederken. O yüzden maç sonu skorlarını maalesef gösteremiyorum. Böyle bir sıkıntı var büyük bir ihtimalle. Ya da update geldiği için bununla alakalı bir problem var. Nedir ne değildir anlamadım ama dosyayı upload edemiyorum. Kusura bakmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın ve E100 ile sniper oynamayı unutmayın efendim.